Gel bir de şimdi diyorlar mı gel sen de öyle diye. Dediler beni oynatacaklar galiba. Kardeş. Ha buyur abi, oyuncu mu lazım? Ne oyuncusu? Sen taksici değil misin? Taksiciyim. İyi, o zaman Yeşilköy'e çek. Olur abi. Sizin işiniz de zor değil mi abi? Zor tabii, olmaz mı? Aslında var ya, ben hep zoru başarmışımdır. Zorlukları yenmeyi çok severim yani. Abi be, biliyor musun ben aslında çok kabiliyetliyimdir. Beni oyuncu yapsanız abi. He? Oyuncu mu? Aslında olabilir hani. Benim bir oyuncu ajansım var. Reklamlara, filmlere falan oyuncu gönderirim. Abi be, beni de gönder be abi. İnan seni mahcup etmem ha. Peki. Ama önce gelip ajansıma kayıt olman olur lazım. Olur mu abi? Olur mu, ayıp ettin. Biliyordum. Biliyordum abi. Bir gün keşfedileceğimi biliyordum. Sağ olasın ha. Şurada ileride sağda indir beni. Olur mu abi? Evet. Teşekkür ederim. Borcum ne kadar? Ne borcu abi? Aa, bir de senden de mi para alacağız abi? Aşk olsun yani. Buyur abi. Peki sağ ol. Geldim madem abi. Geldin gelmişken senin kaydını yapalım. Ne dersin? Abi çok iyi olur. Hadi bak. Çok iyi olur abi. Gel. Tamam abi. Bir kilitleyeyim arabayı. Tamam abi. Gel. Ha işte oraya gelin. Benim buyurun. Bir senet işi vardı da. Hayırdır ne işi ya? Çetin Bey'e ait bir senet. 3 milyonluk bir iş. Abi o seneti daha yeni yapmıştık biz ya. Demek tarihine bakmamışsın. Tarihi bugün. Ama ben veremem verirsiniz, ki. Verirsiniz. Hayır anlamıyorsunuz yani param yok. Onu senedi imzalarken düşünecektiniz. İyi be, hem oyunculuk ajansına kaydol hem de para verme. Aa, ne güzel iş. Abi laf edersiniz. Ha bu Celal artist olmak için para mı verecek size? Tabii. Ula Celal sen bana para verseydin ben seni artist yapardım. Niye bana söylemedin? Celal Bey size 3 gün süre. Bu süre içinde parayı ödediniz, ödediniz. Ödemediniz, yandınız. Senin yüzünden rezil olduk be. 3 paralık adamları karşımıza dik. Bir daha bize jön olacağım dersen gebertirim alimallah seni ha. Ula Celal böyle gidersen sen jön değil ben olursun böyle.